İstanbul'la başladık madem öyle gidelim. Neden İstanbul'un illa alınması gerekiyor? Mesih'in gelmesiyle ilgili o kehanette İstanbul'un şey önemi mi? İstanbul kehanette direkt olarak geçmez. Kehanetlerde Türkiye'de direkt olarak geçen yer Ege'dir, onu anlatırız. Fakat İstanbul'un bir önemi vardır. Şimdi bu insanların bir inancı var. Bu inanç üstünde ben her zaman çok durdum. Bunu bilmezseniz geçmiş böyle tatlı hatıralar dolu bir yer değildir. Belki bazen tatlı hatıralarla anıyoruz geçmişi, İstanbul'un güzel geçmişini ama çıkartılacak çok ders vardır. Özellikle ben söylüyorum ya, bir stratejik analiz yapmak istiyorsanız Google'a değil tarihe bakın diye. Yani o yüzden tarihi çok iyi bilmek gerekir. Bu inancın temelinde Tevrat vardır ve İncil'in Yuhanna'ya göre İncil kısmı ile Yuhanna'nın vahiy kısmı vardır. Yani bu insanlar Tevrat'ı kabul ederler kutsal kitap olarak, Yuhanna'ya göre İncil'i kabul ederler ve Yuhanna'nın vahiyini kabul ederler. Diğer kitapları tanımazlar. Zaten mesela Batı'da bir Mason lojasına gidildiğinde hemen Yuhanna'ya göre İncil açılır. Zaten Başka hocam bir şey soracağım burada. Hani İncil'in bir eski ahit, bir yeni ahit kısmı vardır ya. O eski ahit dediğimiz şey Tevrat'tır aslında, değil mi? Yani Tevrat olduğu gibi kabul ediyorlar. Bir de yeni üzerine dediğimiz, yani İncil diye adlandırdığımız kitap, dört tane İncil'den oluşur. Gospel denilen. Matta'ya, Markos'a, Luka'ya ve Yuhanna'ya göre İncil. Elçilerin işleri vardır. Daha sonra yapılan, yani olayları anlatır. Havarilerin yaptığı işleri anlatır. Önemli kişilerin mektupları vardır. Ve en son bölümde de Yuhanna'nın vahyi vardır. Yuhanna'nın vahyi, kendisine bir vizyon gözükür. O vizyonda da dünyanın sonunun nasıl olduğu anlatılır. Apokalips dediğimiz bölüm. Burada bir yığın kitaptan oluşur yani. Aslında İncil dört tane dediğimiz. Matta'ya göre İncil, Markos'a göre İncil, Luka'ya göre İncil, Yuhanna'ya göre İncil. İşte eski ahit denilen bölümü Tevrat diye adlandırdığımız, bizimki orijinalde Tanah'tır. Eski ahit bölümünü kabul ederler. Bu egemen güçler değilim, ben şövalyeler diyorum. Ve Yuhanna'ya göre İncil'le Yuhanna'nın vahyini, yani Apokalips dediğimiz bölümü kabul ederler. Apokalips, zamanların sonunun nasıl geldiğini ve neler olması gerektiğini anlatır. Ve bundan sonra Mesih'in nasıl geleceğini ve nasıl hükmedeceğini. Bunun için de ayrıntıları anlatacağım birazdan. İstanbul direkt olarak geçmez. Bir Ege, yani İzmir direkt olarak geçer, Efes direkt olarak geçer, Manisa, Sark direkt olarak geçer ama İstanbul geçmez. Ancak şöyle bir şey vardır. Mesih'in gelmesi için işte o kitapta yazılan kehanetlerin olması gerekir ve bir takım kutsal emanetlerin bulunması gerekir. İşte efsane der ki o kutsal emanetler İstanbul'dadır. O emanetler İstanbul'da olduğu için İstanbul'da mutlaka alınması gerekiyor. Ama bir önemli yer daha vardır ki İstanbul'un. Eğer Katolik inancı ve bunların inancı açısından, eğer bu emanetler İstanbul'daysa ve Tanrı o emanetlerin bulunması, var olması için bu şehri seçtiyse, bu şehirde Tanrı için kutsaldır der dogma. Üçüncü bir şey vardır. Bu şehirde bir Ayasofya vardır. Ayasofya 1204 yılında Papa temsilcisi Petrus tarafından, Papa'nın İstanbul'da bulunan temsilcisi tarafından kutsanıp bir Katolik katedrali ilan edilmiştir. Dolayısıyla Papa tarafından yanılmazlık dogması olan bir kişi tarafından kilise ilan edilmiştir, Katolik kilisesi. En büyük kiliselerden biri buradadır. O yüzden de burası önemlidir. Üç tane nedenimiz var. Peki bu kutsal emanetlerin şöyle bir efsane vardır ya hocam, hani dünyayı yönetmek isteyen kişi de yani o zaman Mesih yani bu kutsal emanetlere sahip olmak zorunda değil mi? Evet. Yine yanlışa Kesin. göre. Yani tabii ki bunlar efsane ama ne yazık ki inanan insanlar var. Zaten Hitler'in tehlikeli olan kehanetleri ve efsaneler değil, tehlikeli olan bunlara inanan insanlar. şimdi Bunların şimdi gerçekleştiğini sizin düşünüyorlar. videolarınızdan öğrendiğim bilgiyi size satarak devam ediyorum. Şöyle ki hani sadece efsane
gibi durmuyor inanan kişi için hakikate dönüştüğünde. Çünkü Hitler'in Bakın. bile bu gücü ele geçirebilmek için kutsal emanetlerin peşine düştüğünü ve ajanlarının İstanbul'da o dönem kol gezdiğini sizden öğrendim. Masalcı 2'nin konusu o zaten. Evet. Evet. Masalcı 2'de çok ayrıntılı olacak. Tabii ki çok buraya gelen giden oldu. Sadece bunları aramak için. Hala da gelip gidiyorlar. Peki kutsal emanetlerin neler olduğu belli mi ya da buna dair bir şey var mı hocam? Herhalde. Kutsal emanet tabii paganizmden kalma bir tür kült. Yani atalara ait eşyalar. Pagan kültüründe tabii ki önemli bir yer kaplıyordu. Yani bazı kültürlerde atalardan kalan bu eşyaları ölenle birlikte gömüyorlardı. Ve yıllar sonra bulununca majik güçleri olduğuna inanılıyordu. Ya da o eşyalar daha sonra gelenler tarafından kullanılıp majik ya da tılsımlı güçleri olduğuna inanılıyordu. Bu paganizmden Hristiyanlığa da geçti ama Hristiyanlık da şekil değiştirdi. İki tür kutsal obje oldu, kutsal emanet oldu. Bunlardan birincisi İncil, Tevrat gibi yazılarda geçen kutsal kişilere ait eşyalar. Hazreti Musa'nın asasından Hazreti Meryem'in kemerine, İsa'nın gerildiği çarmıhın parçalarına, başına konan dikenli taca falan. Ya da çok bilinen kutsal objeler. Bunların başında tabii ahit sandığı geliyor. Ahit sandığı her zaman herkes tarafından aranmıştır. Yani Indiana Jones filmi ilki bir bağlamda doğrudur. Çünkü Naziler dediğiniz gibi aramıştır her zaman. Bunlara dönüşüyor. Ya da ikinci olarak da aziz relikleri, yani azizlerden kalan eşyalar, kitabı, kıyafeti, asası olduğu kadar kemikleri bir kült meydana getirmiş. Hatta Bizans'ın bu aziz kültleri bizim evliya kültlerini de bayağı etkilemiş. Bizde gidip evliyaya mum yakmak falan yoktur. O biraz da Bizans'tan bize miras kalan bir adet. Onlar nasıl azizlerini yakıyorsa biz de evliyaya yakmışız. Ama bir şey gerçek ki çok iyi bilinmesi gereken birinci tip, yani kutsal kitapta adı geçen eşyalar ya da adı geçen kişilere ait eşyalar her zaman bir ilgi odağı olmuş, her zaman aranmış. Bakın ilginç bir şey söyleyeyim mesela. Bu eşyaların peşine düşerseniz, öykülerini bilirseniz çok daha ilginç oluyor. Örneğin bir tane objelerden biri Hz. İsa'nın başına konan dikenli taç. Şimdi tam çarmıha gerileceği zaman onunla dalga geçiyorlar. Ha diyorlar, işte Yahudilerin kralı bu mu diyorlar. Hatta başına İmri yazıyorlar. Jesus Nazaretus, Rex Judaeorum. Yani Yahudilerin kralı, Nasıralı İsa diye yazıyorlar. Onun için ikonalara bakarsanız İsa'nın başında İmri diye bir şey vardır. Ama onunla da yetinmiyorlar. Ah diyorlar, bu Yahudilerin kralıysa bunun başına bir taç koyalım. Koydukları taç da dikenli bir taç. Yüzyıllar geçiyor aradan. Konstantinos İstanbul'u kurduğu zaman, başkent yaptığı zaman daha doğrusu, o şehri kutsallaştırmak lazım. Kutsal emanetlerin şehre gelmesi lazım. Gelen kutsal emanetle, hatta Helen'e gider alır. Salaç'ın parçalarını falan getirir anası. Ama gelen eşyalar arasında Bizans'a ta Justinianus dönemine, belki sonrasına kadar hep gelmiştir. Bu dönemlerde gelen eşyalardan biri İsa'nın başına konan dikenli taçtır. Bu bir kutsal eşyadır. Belli bir gücü olduğuna inanılır. İmparatorluk kilisesinde saklanırken bu kutsal emanet dikenlerden de kopartılıp başka kiliselere dağıtılır. Bir ipucu ya da anekdot olarak söyleyeyim. Bu iki tane dikende Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyonunda vardı. O da bunun kendini almıştı. Şimdi ilginç bir durum var. İstanbul işgal edildiği zaman 2. Baudin kral, Baudin ya da Baudin, 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 hepsi kullanılıyor eski Fransızcanın ve o zamanki dillerin lehçelerine göre. Çulsuz kalıyor, parasız kalıyor ve
Kral Louis'e, Fransa Kralı Louis'e dikenli tacı emanet olarak veriyor ve borç alıyor. Sana diyor emanet olarak tacı vereceğim, sen bana borç ver diyor. Louis Baldwin'e veriyor. Ancak parayı ödeyemeyince Louis el koyuyor. Fransa Kralı Saint Louis. El koyuyor dikenli taca ve Fransa'da kalıyor. Ve Notre Dame'daki Saint-Chapelle'i yaptırıyor bunu koymak için. Bakın öykü buralara geliyor. Bugün nerede diye sorarsanız Notre Dame yandı. Emniyetli bir yerde olduğu söyleniyor dikenli tacın. Vatikan'da falan mı? Bir yerde, emniyetli bir yerde. Emniyetli bir yerde. Bu ne demek? Ne demek? Müzede kullanamayanlar istedikleri zaman bunu kullanabilir, görebilir demek. Buradan kaçırılan, İstanbul'dan giden bir emanettir. Diğer kutsal haçın parçaları ve diğer İstanbul'dan kaçırılan emanetlerle birlikte emniyetli bir yer. Notre Dame'ın yandığı güne dikkat edin. O zaman böyle dehşet içinde Senegal'deydim, ben oradan izliyordum. Aynı anda Kudüs'te Mervan Kilisesi yandı. Aynı anda çıktı yangın. Aynı gece, aynı zamanda yandılar ikisi de. Merovenciler'e ait bir yapıdan eski temelleri, Mervanlara ait bir yapı, ikisi aynı anda yandı. Bu bir ipucudur. Çünkü bu tür insanlar çok zeki, seri katiller gibi ipucu bırakmayı severler diyeyim algı yönetimi. Mesela bir tanesinin üstünden gittiğimizde bu tür şeyleri yapıyoruz. Yani bu kadar önemli günümüze kadar gelen bir şey ama tabii en önemlisi ait sandı diyelim. Ve Çok konuştum. Buradan da şu çıkıyor, yani bir güç bu kutsal emanetlere sahip olabilmek için her şeyi yapabilir ve yapıyor ve yapmış. En Evet, azından aynen bir öyle. kısmı ele Yapmış, geçmiş. yapıyor, yapacak, yapacaktır, yapmalıdır. Bütün zamanlar doğru yani. Peki hocam, Fatih yine sizin kitabınızda galiba Pelin Çift'le birlikte imza attığınız kitapta olabilir. Kutsal emanetler hani tarih boyunca var ve gücü biliniyor. Fatih Sultan Mehmet'in de Bellini'nin çizdiği o müthiş resimde aslında dünyaya bir mesajı var diyorsunuz kitapta, değil mi? Kutsal emanetler Evet. Bende mesajı. Pelin'le yazdığımız Ayasofya'nın gizli tarihi kitabındaydı. Tabii Pelin'le belli bir araştırma süreci de yaşadık. Bayağı güzel şeyler rastladık. Hepsini yazamamış olsak da orada. Bir kitabın hacmini fazla zorlamamak için. Önemli bir şey çünkü çok tartışma konusu oluyor hakikaten. Fatih Sultan Mehmet bunları niye aldı Fatih? Gerçekten Bellini tablosuyla mesaj mı vermek istedi? Acaba başka amaçla mı aldı? Yok Hristiyan mıydı? Bir yıl tartışma sürüyor Fatih'in üstünde ama şunu çok iyi bilmek lazım. Bir insanın hayatını ya da yaptıklarını inceliyorsanız o insanı kendi yaşadığı tarih içinde değerlendirmeniz lazım. Yani 20. yüzyıldan, 21. yüzyıldan bakıp işte bunu böyle yapmıştır diyemezsiniz. Mutlaka o yaşadığı dönemi bilmek lazım. Fatih'in yaşadığı dönem Avrupa'da Rönesans'a denk gelen, özellikle İtalya'da Rönesans'a denk gelen bir dönem. Fatih Rönesans kültürünü iyi bilen adam. Zaten Grekçe ve Latince'yi biliyor. Yabancı dilleri biliyor. Bazıları 7 dil, bazıları 12 dil biliyor ama hani poliglot olduğu, çok yabancı dil bildiği kesin, o kültürü iyi bildiği kesin. Çok meraklı bir kişi, Hristiyanlığı araştırıyor. Barlo Petro Kilisesi'ne gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Fatih'in hayatı ilginç çünkü Fatih babası Murat tarafından, Sultan Murat tarafından padişah olması için yetiştirilmiyor. Yani Sultan Murat hiçbir şekilde Fatih'in padişah olmasını düşünmüyor. Bütün yatırımını, bütün ilgisini büyük oğlu Alaaddin üstüne topluyor. Yani Alaaddin'in yetişmesine önem veriyor. Alaaddin'i padişah olarak yetiştiriyor. Fatih'e bu çok büyük bir şey sağlıyor çünkü büyük hocalardan ders alıyor. Çok meraklı, öğreniyor bazı şeyleri, hurufilere karışıyor, her şeyi yapıyor, ezoterik eğitim alıyor. Yabancı dilleri öğreniyor. Ancak Alaaddin bir av kazasında ölünce padişahlığın ikinci Mehmet'e, Fatih'e geçmesi söz konusu oluyor. Yani bir padişah olarak yetişmekten çok kendi merakının peşinde koşmuş bir kişi.
O yüzden bu kültürü çok iyi bilen bir kişi ve inanılmaz büyük bir zekası var. Biz Pelin'le zaten onun zekasını tartıştık yani bu kadar üstün zekalı bir insan. Ondan sonra o dönemin diliyle o mesajı veriyor. O Berlin'in resmine bakarsanız orada duran şey örtü, dörtgen şeklinde duran aynı anda bir kutsal emanet muhafazası şeklindedir. Buna benzer birçok kutsal emanet muhafazası vardır. Notre Dame'da da vardı, Avrupa'nın birçok yerinde de vardır. Belli ki yani tabii ne geçtiğini bilemeyiz aklında ama o zamanın diplomatik diliyle al işte bunlar bende. Sıkıysa gel al. Ya da güç bende mesajı veriyor. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra hiçbir zaman Osmanlı padişahı dememiştir. Kendini Doğu Roma imparatoru demiştir. Yani onun mirasına konuyor. Bizans imparatorları ya da Doğu Roma imparatorları nereye gömüldüyse oraya gömülmüştür. Yani kendine orada yer açmıştır. O da onlardan biridir çünkü. Bugün Fatih Tepesi. O zamanlar orada Havaryum Kilisesi vardı. Kilise ama harabe halindeydi Latinler yüzünden. Hatta Patrik de Fatih'e şikayetçi olmuştu. Demişti ya Poyraz estiğinde üşüyorum bina çatlak diye. Orayı yıktırarak kendine orada cami yaptırmış. Bizans imparatorlarıyla Doğu Roma imparatorlarıyla birlikte olmuştur. Böyle bir adamın bu mesajı vermesi doğaldır. Bir anekdot daha vardır. İki tane rahip ya Benedikten ya Dominiken hatırlamıyorum şu an. Fatih'i ziyarete gelmişlerdir saraya kaldığı yere. Beyazıt'taki saray. Fatih hiçbir zaman Topkapı'da kalmadı. Onu da karıştırıyor bazı arkadaşlar. Beyazıt'taki sarayda odasında Fatih'in bir tane Meryem ikonası görmüşler. Ve kutsal emanetleri görmüşler. Yani merakından bunları biriktirmiş Fatih. Çok konuşuyorum galiba bu akşam. Harika, harika gidiyoruz hocam. Peki o kutsal emanetlerden, bu arada hani ben sizde bunu okuduğumda hiç Fatih Sultan kim ne düşünüyor bilmiyorum. Tabii herkes hür düşünmekte ama vay Fatih Sultan Mehmet Hristiyan mıydı diye bir şey aklıma gelmedi. Hatta Ayasofya açıldığında dünyaya, cami olarak açıldığında dünyaya verilen mesaj ile Fatih'in o gün yaptığı bana kalırsa benzer şeyler ama bu benim bakış açımdan böyle Ya bir mesaj şöyle bir şey. vermek aslında. Bazı kişiler Fatih'in Hristiyan olmasıyla ilgili konuştular. Fatih'in Hristiyan olmasıyla ilgili söylem tabii bilimsel yöntemleri tamamen aykırı. Yani siz bir gezginin anılarından bir pasaj çekip bunu söyleyebiliyorsunuz. Ama hayatı tamamen bir Müslüman olarak geçen, işte Ayasofya'da ibadeti, namazı, bütün hayatı boyunca İslam'a yaptıkları, zaten hayatında neler yaptığı belli. Onu görmüyorsunuz. Bir tek seyyahın sözüyle Hristiyan mıydı diyorsunuz. Bilimsel her türlü yöntem aykırı. Tabii Fatih'in hayatında böyle bir şey yok. Hristiyan. Ama şu var, bu kesin inanılmaz bir merakı var. Her şeyi öğrenmeye çalışıyor, her şeyi yapmaya, bilmeye çalışıyor. Yani aslında da normal bir yere fethediyor. O insanlarla birlikte yaşıyor, o Türk halkı ve onların inançlarını da öğrenmek istiyor. Bunlar neye inanır, ne yapar diye. Yani bu da o kadar şey değil. Zaten hani aile tarafında da Hristiyanlar var, yabancı değil. Onun için gayet normal. Zaten yaptıklarına da baktığımızda Ayasofya'da kılıç hakkı camiye çevirmesi, namazını kılması her şeyle belli. Peki hani kutsal emanetleri Fatih'in sarayında görenler de olmuş dediniz ya. Bugün var olan, varlığından emin olduğumuz İstanbul'daki bu kutsal emanetlerden herhangi biri var mı? Ayasofya denince ilk aklımıza gelen isim, paganizm denince ilk aklımıza gelen isim, İstanbul, gizemli tarih, kehanetler denince ilk aklımıza gelen isim. Uyanık olun, mutlaka İstanbul ve Ege ile ilgili algı operasyonları başlayacak diyorsunuz. 100 yıl önce Batı'nın iki tane büyük amacı var. Bir tanesi Kudüs'ü ele geçirmek, ikincisi de İstanbul'u ele geçirmek.
Mesih'in gelmesi için kitapta yazılan kehanetlerin olması gerekir ve bir takım kutsal emanetlerin bulunması gerekir. İşte efsane der ki, Megale İdea projesi, bütün harita öyle bir çizilmiş ki 7 kiliseyi içinde bırakacak şekilde. Büyük Yunanistan projesi. Harrington'ın söylediği söz önemlidir. 2 Ekim 1923 günü ayrılırken, biz gidiyoruz ama 100 yıl sonra geri döneceğiz diyor. İşte 100 yıl doluyordur. Önümüzdeki dönem 21 Aralık'ta başlayacak dönem. O tevatürlerin, rivayetlerin işaretlerini barındıran bir dönem. Ve bu başladı. Kehanetlerin gerçekliğine ben inanmıyorum. Ama onları gerçekleştirmek isteyen insanların olduğuna inanıyorum.